أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Yine Sahih-i Buhari dersiyle birlikteyiz. Sahih-i Buhari isimli bu değerli eserin son bölümlerinden Kitab-ül İ'tisam bil Kitabi ve Sünne, Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma konusuyla ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Burada izlediğimiz metot, daha önceki sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi bahis metodu. Yani hadisi şerifleri çok çok üzerinde durarak geniş bir şekilde açıklama yerine orta yolu takip ederek bu metodu izliyoruz. Üç çeşit metot var bu konuda. Tarih boyunca hadisi şerif alimlerinin izlediği biri im'an metodu, derinliğine bir hadisi şerif üzerinde bir kitap, bir cüz, bir risale yazacak kadar derin, geniş açıklamalar yaparak hadisi şeriflerin açıklanması. İkinci metot bahis metodu, orta yollu hadisi şerifin gayet güzel bir şekilde açıklanmasına yönelik bir çalışma. Bir üçüncü metot sert metodu. Hadisler sert edilir. Sadece okunup geçilir. Teberrüken, bereket hasıl olsun diye onun ecrinden, sevabından istifade etme niyetiyle hızlı okuma. Yani çok ağır okuma, çok hızlı okuma ortasında açıklamalı klasik manada hadisi şerif dersleri. 7303 no'lu hadisi şeriften başlıyoruz. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Üstadımız, kitabımızın müellifi İmam Bukhari'ye Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bize de rahmetle dünya ahirette muamele eylesin diye dua ile başlıyoruz. Hadisi şerif bilindiği gibi hem senet ve hem de metinden meydana geliyor. Senedi okuyoruz, hadisin isnadını. Yani İmam-ı Bukhari'ye kadar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den İmam-ı Bukhari'ye kadar bu hadisi şerifi nesillerden nesillere nakleden hadisi şerif alimlerin isimlerini okuyoruz. Onları rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ardından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ya mübarek sözünü ya da aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanındaki bir olayı sahabi bir zat bize naklediyor. Kale'l müellif rahimahullah haddethene İsmailu. Kale haddetheni Malikun an Hişam ibni Urvete an Ebihi an Aişete ummil mu'minin.
radıyallahu anha, Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin genç hanımı, annemiz, müminlerin annesi, ümmil müminin, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle fî meradihi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son hastalığından, son günlerinden bir namaz vakti şöyle buyurdu. Muru Eba Bekir'in yusalli bin nas. Ebu Bekir'e emredin. Ebu Bekir'e tavsiye edin. Cemaate, insanlara namazı o kıldırsın. Kalet Aişetu, Hazreti Ayşe validemiz devam ediyor. Kultü, bunun üzerine ben şöyle dedim. İnne Eba Bekir'in izâ kâme fî makâmike lem yusmi'in nâse minel bukâ. Ya Resulallah, babam Ebu Bekir sizin makamınızda durduğunda halka, ashab-ı kirama namazı o kıldırdığında ağlaması sebebiyle sesini duyuramaz. Ne tekbirleri ne de diğer Fatiha ve sureyi duyuramaz. Namaza durduğu zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz göz yaşlarını tutamıyordu. Sahabe-i kiram arasında en çok ağlayan da Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Burada Hazreti Ebu Bekir'in faziletini görüyoruz. Okunan Kur'an'ın tesiriyle, kendini Kur'an-ı Azimüşşan'a vererek, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunmanın şuurunu hissederek, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh adeta kendinden geçiyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Ağlayan insanın sesi de gayet tabii olarak arkadaki saflara erişmeyecektir. Femur Umar'a fel yusalli. Ömer'e emret. Namazı o kıldırsın. Teklif ediyor Hazreti Ayşe validemiz. Fekale. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa Muru Eba Bekir'in fel yusalli bin nas. Ebu Bekir'e tavsiye edin. Ebu Bekir'e söyleyin, namazı o kıldırsın. Emir ikinci defa tekrarlanıyor. Kalet Aişetü, Hazreti Ayşe validemiz bu hadisi şerifi, bu olayı bize nakleden annemiz, Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, fekultü li Hafsate, Hazreti Ömer'in kızı, yine Peygamberimizin hanımı, Hazreti Hafsa'ya dedim ki, kuli, sen söyle. Bu defa sen söyle. İnne Eba Bekir'in ize kâme fî makâmike lem yusmi'in nâs minel bukâi femur umara fel yusalli bin nâs. Ya Resulallah, şöyle söyle. Ebu Bekir sizin yerinize imam olduğunda insanlara sesini duyuramaz. Babam Ömer'e emret, namazı Ömer kıldırsın. Hadis-i şeriflerde babam, teyzem ifadeleri geçmez. Net isimlerle konu iyice anlaşılsın diye bu çeşit ifadeler kullanılıyor. Fefealet Hafsatü, Hafsa da Hazreti Ayşe validemiz teklifini kabul etti ve aynı şekilde söyledi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İnne kunnel entunne savahibu Yusuf. Sizler gerçekten Yusuf'u kederlendiren hanımlar gibisiniz. Hazreti Yusuf aleyhisselam zamanında hani Züleyha bir takım kadınları getirdi. Yusuf aleyhisselam huzuruna çıkardı, onlara meyve verdi. Onlar da Yusuf aleyhisselamın güzelliğinden dolayı yani neredeyse ellerini o bıçakla çizdiler.
Yani onların o durumu, Yusuf Aleyhisselam'ın onların karşısına çıkması, işte o manzara Yusuf Aleyhisselam'ı üzen, kederlendiren o hanımlar gibisiniz. Burada bunu bir itiraz olarak değerlendiriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz emir veriyor. Bu emre müdahale edilmesini kabul etmiyor. Muru Eba Bekir'in fel yusalli bin nas. Emir 3 defa tekrarlanır en fazla. 3. defa tekrarlandığında artık itiraz yoktur. Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın. Fekalet Hafsatü li Aişete. Bunun üzerine Hafsa validemiz, Hazreti Ayşe validemize şöyle dedi. Ma kuntu li usibe minki hayra. Zaten ben senden hiç hayır görmedim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sitemde bulunmasına Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa sebep oldu. Hazreti Hafsa'ya sitemde bulunmasına Hazreti Ayşe validemiz sebep olduğu için zaten senden böyle bir hayır görmedim diye sitemini naklediyor Hazreti Hafsa radıyallahu anha. Evet, şimdi bu hadisi şeriften şunu anlıyoruz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, öncülerin öncüsü Sıddık-ı Ekber, peygamberlerden sonraki en yüksek makama talip. Her yönden birinciliği kazanmış. Öncü neslin öncüsü Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh namaza durduğu zaman gözü yaşla doluyordu. Dolayısıyla sesi arkaya gidemeyeceği için Hazreti Ebubekir Sıddık'ın imamlığına Hazreti Ayşe validemiz böyle bir kayıt getirmiş. Hadis-i şerifin bir başka rivayetinde Peygamber Efendimiz'in makamına geçerse insanlar tarafından bu olumsuz bir şey olarak kabul edilir, uğursuz olarak kabul edilir diye düşündüm. Peygamberimizden sonra o makama gelecek insan onun yerini asla dolduramayacağına göre babamın o konuma düşmesini istemedim şeklinde Hazreti Ayşe validemizin bir ikinci sebebi var. Ama burada Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yerine Hazreti Ebubekir'i tayin ederek hem onun üstünlüğüne hem onun kendisinden sonra İslam ümmetinin başına geçmesi durumuna işaret buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada Hazreti Ebubekir Sıddık'ın makamının, derecesinin üstünlüğüne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işaret ediyor. Evet. Şimdi burada konumuzla ilgili kısmı itirazda bulunma ve bir takım muhalefet etme, haklı olmayan sebeplerle karşı koyma ve emre karşı, verilen emre karşı, Allah Resulü'nün emrine karşı böyle bir itirazda bulunma uygun görülmemiştir. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey emrettiği zaman o yerine getirilmelidir. Konumuz Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye uyma. Kur'an-ı Azimüşşan ve Sünnet-i Seniyye'ye uyma noktasında titiz, hassas, itinalı davranmamız isteniyor. Kur'an-ı Azimüşşan'ı şahsi görüşlerimizle anlama yerine yine Kur'an ayetleri ve hadis-i şerifler çerçevesinde anlamamız gerekiyor. Hadis-i şerifleri anlarken de benzer sahih hadis-i şeriflerle açıklıyoruz. Sahabe-i kiramın anlayışı o günden bugüne kadar ehli sünnet alimlerinin anlayışı çerçevesinde ifade ediyoruz. Burada Peygamberimizin hayatının sonlarında dahi namaz konusuna verdiği önem, hayatında
hiçbir farz namazı yalnız başına kılmayan bir peygamberi, Zişan'ın ümmetiyiz. Bütün namazlarını cemaatle kılmıştı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Son günlerinde hasta yatağında namaza gelemediği zamanlarda yerine vekil olarak Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh namazı kıldırmış ve ümmete imamlık yapmıştı. Evet, bu hadis-i şerif itirazın bereketi ortadan kaldırdığını ifade ediyor. İnne kunne le entunne savahibu Yusuf. Siz Yusuf aleyhisselamı kederlendiren o hanımlara benziyorsunuz derken, burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu çeşit bir karşı koymadan kederlendiğini anlıyoruz. Hazreti Ayşe validemiz peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem hanımıdır hem öğrencisidir. Yani Kur'an ilimlerinde, hadis ilminde, fıkıh ilminde, tefsir ilminde, tarih ilminde, nesep ilminde, aile içi ilişkilerde Hazreti Ayşe validemizin peygamberimizin hadisi şeriflerini nakletmedeki hassasiyeti malumdur. Binlerce hadisi şerifi bize nakleden, birçok hadisi şerifi yorumlayan, hatta peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şerif söylediğinde soru sorarak konunun daha iyi açılmasını temin eden Hazreti Ayşe validemizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim makamını cennet eylesin. Bizi, sizi, bütün dinleyicilerimizi cennette Hazreti Ayşe'lere, Hazreti Hatice'lere, Hazreti Fatıma-tü Zehra'lara komşu eylesin. Elbette gerek peygamberimizin hanımlarının, gerek sahabe-i kiramın bazı tavırları olacaktır. Bazı hataları olacaktır. Ama onların asla hata etmedikleri konu hadis-i şerifleri nakletmede son derece güvenilir, titiz ve hassas bir tavır sergilemişlerdir. Peygamberimiz adını asla bir sahabi onu gören, onu imanla gören ve imanla yaşayan, imanla ölen o ilk nesil asla peygamberimiz adına ona bir iftirada bulunmamıştır. Ve o güzellikle gelecek nesle, o nesilden sonraki nesillere bu hadis-i şerifler bu şekilde nakledilmiştir. Ve bugün biz Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İ'tisam bil Kitab ve Sünne 7303 no'lu hadis-i şerifi okurken aynen veya ona yakın şekilde bize kadar intikal eden bu hadis-i şerifleri baş tacı ediyoruz. Allah ve Resulünün emri olduğunda itirazsız kabul etmemiz gerekiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerine bakışımız bu hadis-i şeriflerin arka planında bize ne emredilmiştir? Nasıl bir mesaj verilmiştir? Sadece tarihi bir olayı nakletme yerine o olayın arka planını da düşünmek mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hasta yatağında namaza verdiği önem ve bu hadis-i şerifi İmam Buhari Kitab-ı Salah, Kitab-ül Ezan bölümünde imamın fazilet ehli, ilim ehli, salah ehli, üstün seviyeli, maneviyat ehli kimse olması gerektiği bölümünde babında zikretmiştir. Yani sahabe-i kiramdan imamlık yapacak yüzlerce, binlerce insan var ama Ebu Bekir'e işaret edilmesi imam olacak kişinin mümkünse en seçkin, en salih, en müttaki, sünnet-i seniyi en iyi bilen ve artı en güzel Kur'an-ı Kerim okuyanlardan seçilmesi gerektiğidir. Kur'an okurken ağlayan kimse özellikle tercih ediliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz ağladığını biliyor. İşte ağlayan kimse tercih edilmeli ki o namaza durulduğu zaman gözler yaşarmalı,
Gönüller huşu içerisinde Cenab-ı Hakk'a yönelmeli. Ve şu ayeti kerime ile noktalıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minun ellezine hum fi salatihim haşi'un. Namazlarında gönlü ürperenler, huşu duyan müminler gerçek anlamda kurtuluşa ermişlerdir. Rabbim namazlarımızı onun huzuruna durduğumuzun farkında olarak huşu içerisinde eda etmeyi ve neticede felaha, kurtuluşa, dünya ve ahiret saadetine ermeyi nasip ve müyesser eylesin.